Herkese merhaba. Bugün Network Network'tedir. Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman fiyatı 0.05 sent civarlarında, en yüksek fiyatına da 0.10 cent civarlarında ulaşmış bir token. 6.84 milyar dolaşımda arzı bulunuyor. 10 milyar adette maksimum arzı bulunuyor. Benim bu tokende gelecek olarak fiyat tahminim uzun vadede 30 cent ile 60 cent arasında olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi dilerseniz Celer Network nedir ona geçelim. Blockchain heyecan verici olduğu kadar işlem hızı ve verimliliği ile de ön plana çıkıyor. Celer akıllıca tasarlanmış ikinci katman ölçeklendirme çözümü olarak zincir üstü işlem verimliliğine odaklanıyor. Celal platformu hem ödeme hem de akıllı sözleşme konusunda hızlı, basit ve güvenli zincir dışı işlem çözümleri sunuyor. Proje Substrate Framework kullanılarak geliştirilen ilk projeler arasında yer alıyor ve Polkadot ekosisteminin bir parçası konumunda. Kurucularının da önem verdiği üzere ağın temel hedefi blockchain'in tam potansiyelini ortaya çıkarmak ve dep çözümlerinin daha verimli ve üretken sonuçlar üretmesini sağlayarak sektörde ezberleri bozmak. Celer Network mimarisi 4 temel öğe üzerinde kurulu. Bunlardan ilki COS iş akışını sağlayan ağın çekirdek yapısı. İkincisi C-Road ağ içindeki hareket rotalarını düzene sokarak daha fazla işlem kapasitesini mümkün kılan mekanizma. Üçüncüsü C-Channel ağ içindeki işlem iletmekle görevli kanallar. Dördüncüsü ise CAPS, ekosistemin ölçeklendirme ve kullanıcı gizliliği amacıyla kullanılan uygulama katmanı. Platform hisse ispatı konsensus algoritmasının bir varyasyonu olarak temsili hisse ispatı teknolojisini kullanıyor. Bu algoritma sayesinde katılımcılar pasif gelir elde etmek için paralarını stake edebiliyor ve işlem doğrulama sorumluluğunu delegelere aktarabiliyor. C'ler sahipleri likidite sağlamak üzere tokenlerini kilitleyebiliyor ve bunun karşılığında ödül alıyor. C'ler herhangi bir blockchain üzerinde ikinci plana çıkıyor. Böylece proje piyasayı oldukça geniş bir yelpazede kapsayabildiğinden likidite potansiyelini arttırıyor. Ürünün güvenilirliğini, kapsam alanını ve benimsemesini de arttırıyor. Celer a bağlı bir sistem, yani ayrı bir blockchain olarak çalışmıyor. Platform bunun yerine mevcut ve gelecekteki her blockchain yapısının üstünde çalışma becerisine sahip. Geliştiriciler kripto blockchain ağlarının verimini arttırmak için ölçeklenebilirlik konusunda odaklandı. Kurucular gelecekte ortaya çıkacak küresel merkezsiz blockchain yapılarına karşı kurum içi çözümlerin sonuç getirmeyeceğinden emin. Bunun yerine sorunu zincir dışı platformlarla çözmeyi öneriyorlar. G-Stack mimarisinde yer alan 4 seviye eşsiz avantajlar sağlamak adına eşit olarak bölümlendirilmiş. Bu sayede elde edilen avantajlar arasında işlem geciktirmelerinin azaltılması, mikro ödemelerdeki komisyonların düşürülmesi, zincir dışı akıllı sözleşmelerde sıfır komisyon olanağı, yeni düğümlere katılma esnasında yatay ölçeklendirme, Zincir dışı kripto ekonomi modelinin kullanılabilirliği, işlemler için optimal bir yönlendirme algoritması ve destek sağlayan çeşitli blockchain yapıları bulunuyor. C ekonomi ise A etkisi oluşturulurken ekosisteme istikrarlı biçimde likidite sağlayan ve kullanılabilirliğin devamını sağlamaktan sorumlu benzersiz bir kripto model. Kullanıcıların de sağlamaları karşılığında ödül almaları mümkün kılacak yazılımlı yüklemeleri ve hesaplarında CLR token tutmaları yeterli olacaktır. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.